Merhaba sevgili dostlar, hepinize buradan selam gönderiyorum. Yine değişik ve güzel olduğunu düşündüğüm bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere muhabbet kuşu bakımında yapılan, en çok yapılan daha doğrusu söyleyeyim. Çok hatalar oluyor ama bakımlarla ilgili en çok yapılan, sizin yorumlarınızdan gördüğüm ya da benim tecrübelerimde fark etmiş olduğum 10 tane en büyük hatayı aktarıyor olacağım. Bu 10 büyük hata muhabbet kuşu olabilir, sultan olabilir, cennet papağanı, kanarya olabilir. Bunların bakımıyla alakalı yapılabilen en büyük hata. Çünkü bunlar kanatlı grubuna girdiği için 3 aşağı 5 yukarı aynı mantıkla bakılması gereken kuşlardır. Burada size 10 maddeyi sayıyor olacağım. Bu 10 maddeyi hakkıyla yaparsanız, herhangi bir sıkıntı olmadan yaparsanız da muhabbet kuşlarınız ve diğer kuşlarınızın uzun ömürlü ve sizlere daha uyum sağlayan kuşlar olacağını görüyor olacaksınız. Birinci maddeyle başlayalım isterseniz. Birinci maddede en çok yapılan hata şudur. Muhabbet kuşu alınır ya da sultan papağanı alınır ya da cennet papağanı alınır. Tek alınır. Konuşturmak ve kendimizi eğitmek amaçlı. Bir süre bununla ilgili mücadele ederiz. İşte elimizi alıştırma süreci, konuşturma süreci. Ama bazı kuşların yetenekleri, nasıl ki insanlarda herkesin aynı yeteneği olmuyor. Kuş arada aynı durum söz konusu. Kimi konuşamıyor, kimi eli alışmasında sıkıntı oluyor. Bazen bunları biz kendi yapmış olduğumuz hatalı davranışlardan neden olmaktayız. Birincisi bu. Yani kuşu alıp hiçbir şekilde bir süre sonra ilgi göstermemek, onu yalnızlığa bırakmaktır sevgili dostlar. Yalnız kalan ve sevgisiz kalan kuşlar bir süre sonra maalesef ki strese girer, kendini yolar ya da yem yemez ya da bir süre sonra da zaten bu ölümle sonuçlanacaktır. İkinci en büyük hata kuşlara gaga taşı ve kalamar kemiği koymamaktır. Kalamar kemiği ve gaga taşı bildiğiniz üzere sert bir cisimden olan bir kum gibi, taş gibi bir üründür. Ve bu ürünü biz niye koyuyoruz? Bir kalsiyum ihtiyacını sağlasın diye. Özellikle sonuçta vücudunda kemikler var ve bunların sağlam olması, hemen kırılmaması için bunun sağlam olması lazım. Bu da kalsiyum sayesinde olur. Diğeri de biliyorsunuz muhabbet kuşunun gagaları, pençeleri uzayabiliyor. Ve uzadığı zaman işte kesmeyle ilgili, gaga kesme, tırnak kesmeyle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Bundan dolayı kuşlarımıza gaga taşı ve kalamar kemiğini koyuyoruz ki kuş gidip orada törpüleme sistemiyle gagasını törpülesin. Tırnaklarıyla tutunduğu zaman yine bir törpüleme gibi işlemi olsun. Ve bu sayede gaga kesme ve tırnak kesme süreçlerini daha aza indirmek ya da hiç olmamasını sağlamak şeklinde olacaktır sevgili dostlar. Üçüncü en büyük hata, muhabbet kuşunu alıyoruz. Yem hazneleri var klasik olarak. Onları yuvalıklarına koyuyoruz. Daha sonrasında kuş geliyor oradan yemlerini yiyor. Yem yedikçe akıllı yemlik olmadığı için yem posası yani açılan yemler ne yapıyor? Haznenin içinde kalıyor. Ve biz bunu yem varmış gibi algılayabiliyoruz. Bazen yem %10 bir yem oluyor. Geri kalanı hepsi kabuk, açılmış kabuk olabiliyor. Biz bunu fark etmezsek bir muhabbet kuşu ya da diğer kuşlarımız yeteri kadar beslenemez. Kuvvetli ve sağlıklı olamaz. Bir zaman sonra zayıflar ve hastalanır. Rutinde çok miktarlı yemek yemediği zaman da bir süre sonra da ölüme kadar giden durumlar söz konusu olacaktır. O yüzden ya akıllı yemlik kullanabilirsiniz, bu çok daha sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Ya da belirli zamanlarda yemliği çıkarıp üflemek suretiyle zaten hafif olduğu için hemen yemler sağa sola dağılıyor ve altta yem kalıyor. Bunu bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim sevgili dostlar. Dördüncü maddemize gelirsek, dördüncü maddemizde kuşların çok karanlık ortamlarda ya da çok gürültülü ortamlarda bırakılması, maruz kalmasıdır. Karanlık ortamlar dediğimiz işte ne bileyim çatı katı olabilir, çok loş olan bir yer olabilir. Çok kuş konuşuyordur salonda, alıp bunu şeye koyabilirsiniz. Herhangi bir karanlık bir odaya koyabilirsiniz, aydınlık bir odaya da koyabilirsiniz. O nedenle kuşlar bir kere aydınlık yeri seven canlılardır. Karanlığı sevmezler. Karanlıkta kalan kuş uyuklamaya başlar, uyuşuk olur. O yüzden aydınlık bir ortam olması lazım. Gürültülü bir ortam olmaması gerekiyor. Çok fazla televizyon kenarı, ne bileyim bir dükkanınız varsa çok kalabalık, gürültülü olan bir dükkan, ne bileyim otokaporta dükkanı, işte motor dükkanı vesaire, bu tarz yani gürültülü olabilecek yerlerde kuşları çok bulundurmayın. Çünkü kuş bir zaman sonra karanlıktan, gürültüden strese girecektir. Daha da demin söylemiş olduğum stres faktörleri burada da geçerlidir sevgili dostlar. Beşinci maddemiz ise kuşlarımızı eve alıyoruz ve alıştırma sürecine giriyoruz.
bazen hatalı olarak daha gelir gelmez kuşu dışarıya çıkarıp işte bize alışmasını sağlatmaya durumumuz söz konusu oluyor. Bu zaten hatalıdır. Daha belki videolarımda size aktarmıştım. Şimdi öncelikle kuşu aldığımız zaman en az 2 hafta kadar kafesinde tutmamız gerekiyor. 5 gün zaten garanti çıkarmıyoruz. Daha sonrasında elimizi sokarak, kendimizi alıştırarak çıkartma durumumuz söz konusu. Çıkarttığımız zaman da sağdaki soldaki cam pencere gibi yerleri tülle kapatmamız lazım. Çünkü cam göremiyor. Orası boşluk gibi gördüğü için kuş direkt gidip çarpabiliyor ya da duvara çarpıyor. Arkasından kovalama durumu yaşanıyor maalesef ki. İşte küçük çocuklarımız oluyor. Bazen işi bilmeyen yetişkinlerimiz de oluyor. Peşinden koşuyor kuşu yakalamak için. Kuş bir kere can havliyle hiç bilmediği bir ortamda kaçmaya çalışıyor. Bir, size karşı olan güveni bozuluyor. İkincisi de kuş duvara ya da aynaya ya da cama çarpıyor ve daha sonrasında gaga kırılması olabiliyor, beyin felci olabiliyor ya da farklı sakatlanma, kanamalar vesaire yaşanabiliyor sevgili dostlar. Bu da yapılan en büyük hatalardan bir tanesidir. 5. maddemizi geride bıraktık. Gelelim 6. maddemize. Kuşa sadece yem vermek yeterli değildir. Bu yüzden genelde kuşlara vitamin takviyesi yapmamız lazım. Eğer kuş vitamini alamıyorsak, pahalı diyorsak ki biraz pahalıdır maalesef ki, yaklaşık 40-50 civarlarına kadar çıktı son doların artmasından dolayı. Gidip Polivit marka şey alabilirsiniz. Polivit çocuk şurubu alabilirsiniz. Bu da onun işini görür. 6 damla, 8 damla kadar koyabilirsiniz. Ortalama 15 günde bir. Ama taze sebze, taze meyve, kuru yemiş gibi, çiğ kuru yemiş tabii bahsediyorum. Bunları verirseniz de çok büyük faydası olacaktır. Çünkü kuşu biz kafese kapattığımız için kuş dışarıdaki alacağı vitaminleri maalesef ki alamıyor. Böyle de bir durumumuz söz konusu arkadaşlar. 7. konu, daha demin söylediğim gibi kuşları kafese kapatıyoruz bakım için. Ama bu kuşları kafese kapatırken de çok küçük kafeslere kapatmamamız gerekiyor. Çünkü kuş eğer burada dolanma ihtiyacını gideremezse, hafif bir kanat açma, kanat çırpma ihtiyacını gideremezse kuş yağlanmaya başlar. Hareketsiz kalan kuş yağlanır. Yağlanan kuş üretim yapamaz. Bunun dışında kilo aldığı için yaşamsal fonksiyonları daha geriye düşecektir. O yüzden kafesin biraz ebat olarak büyük olması, en az 2 tünek arasında atlama ya da bir uçma mesafesi olması tercih edilen durumlardır sevgili muhabbet kuş severler. 8. maddemizde kafesten bahsetmiştik. Kafesin içerisine oyuncak koymamız, zil koymamız, ne bileyim merdiven koymamız uygun olacaktır. Çünkü kuşlar çok severler bu tarz oyuncakları. Hatta salıncak mesela çok sevdikleri bir şeydir. Gagasıyla çeker, atlar üzerine ve sonra sallanmaya başlar. Zili çalar. Bazıları ayna koyabilir tabii ki, tek bakılıyorsa, kendinize alıştırma derdiniz yoksa, tek bakılıyorsa ayna da koyabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz sevgili arkadaşlar. Ama bunları seven hayvanlardır, özellikle muhabbet kuşları. 9. maddemize geldik. 9. maddemizde ise muhabbet kuşlarının özellikle kafesinin çok temiz tutulması gerekiyor. Keza sulukların da temiz kalması lazım. Çünkü suluk içerisinde oluşabilecek yosunlaşma ve bazen yem düşüyor, dışkı düşüyor. Bunu tekrar içerse, suya karışırsa kuşta birincisi bağırsak enfeksiyonu oluşur. İkincisi ağız ve burun kısımlarında mantar ve kursak tarafına da yine iç mantar oluşma durumları söz konusu. Bunların hepsi tehlikelidir ve tedavisini yapmamız çok bilmiyorsak çok zordur. O yüzden kafes temizliğini yapmamız lazım. Kafesin altında dışkının olmaması gerekiyor. Özellikle üzerine bir tel, ızgara tel koyarsanız altta kalan dışkılara ayakları maruz kalmaz. Ayağında olan dışkı kaşıma sırasında gözüne, kulak kısmına değmez ve oradan da herhangi bir hastalık kapmaz. Ve dışkı yemeye alışkanlığı olan bazı kuşlar da dışkılarını yememiş olur sevgili dostlar. O yüzden belirli periyotlarda kafes temizliğini yapmamız bizim için çok faydalıdır. Hem bizim kendi sağlığımız için, sonuçta oraya tüyler dökülüyor, ufak böyle kepek gibi şeyler dökülüyor. Onların, kuşların çırpınmasıyla havaya karışması rahatsızlık verecek durumlardır bize de sonuçta. O yüzden kafes temizliğini sık sık yapmamız, suluğunu sürekli takip etmemiz, suyun bitmesini beklemememiz lazım. 2 günde bir su tazeliği yapmamız lazım. Suyu değiştirmemiz gerekiyor ki hem içindeki pislikler gitsin hem de kuşa taze koklamış su verelim. İsterseniz bir gün koklayın suluğunu. İnanılmaz pis kokar. Özellikle 2 günden sonra bıraktığınız zaman
değiştirmediğiniz zaman çok pis kokar sevgili dostlar. Bunu bir koklamanızı tavsiye ederim. O zaman değiştirmeyi ihmal etmeyeceksinizdir muhakkak. 10. ve son nokta, özellikle yaz ve bahar aylarında kuşlarımızı balkona koymak ihtiyacında bulunuyoruz. İşte doğa temiz hava alsın, güneş çıktı, kış dönemi geçti diye. Burada da iki tane yanlış durum söz konusu oluyor. Birincisi, orada bıraktığımız zaman balkonda anlık ceyran, anlık rüzgar esimlerinde kuşumuzu hasta edebilirsiniz. Güneş dönüyor bazen. Güneş dönmelerinde siz gölgeye koyduğunuz zaman güneş döndü, güneş geldi. Ve burada güneş çarpması, sıcak çarpması olabilir. İshal durumları olabilir. Esintiden, ceyrandan kaynaklı. Ve en kötüsü de karganın gelip kafes içine saldırıp kuşu oradan çekip alması ya da parçalaması yönünde olur. Çünkü kargalar bu konuda çok uzmandır. Saka kafeslerinden bile, o küçücük tellerden bile sakaları parçaladıklarını kayınbiraderimin başına gelmesi olayından çok iyi biliyorum. O yüzden kuşlarımızı yalnız bu vaziyette bırakmıyoruz sevgili dostlar balkonda. Ceyran olmayacak, çok aşırı rüzgarlı bir yer olmayacak. Çünkü hava değişebiliyor, anlık esintiler olabiliyor. Buna maksimum derecede dikkat edersek yine kuşumuzun sağlığı açısından bir problem olmaz. Çünkü bana gelen yorumların çoğu, özellikle bahar ve yaz aylarında işte kuşum üşüdü herhalde, kendini kabartıyor ve ishal oldu. Tam bu konudan bahsetmiş oluyorum. Size 10 tane en büyük ve en sorumlu kısımları saydım. Daha da aşağıya doğru maddeler inebilir ama onlar daha biraz daha az faktörlü durumlardır. En önemlileri bunlar. Bakım hataları olarak bakarsak, yüzdesel olarak. Evet, bir sonraki videomuzda tekrar görüşeceğiz. Yorumlara yazabilirsiniz. Vaktim oldukça bakmaya çalışıyorum. Özellikle bazı videoların altına aynı tarzda yorumlar gelince onlara maalesef ki cevap vermiyorum. Zaten aşağı doğru inerseniz çoğunlukla cevap vermiş oluyorum. Ama farklı, benim de duymadığım, görmediğim ya da gerçekten zor durumda kaldığınız noktalara cevap veriyorum sevgili muhabbet kuşseverler, kuşseverler, Leopes takipçileri. Bir sonraki görüşmemize kadar şimdilik hoşça kalın diyorum.